Tekrar merhaba Kadim Oyuncu Nasılsınız? Ben Antun Apam bugün sizlerle birlikte İskoçya'ya birlikte dün İskoçya'nın bize ettiğini, geçmişte İskoçyalı Bruce'un William Wallace'a ettiğini başkalarına etmeye ve bugün artık uzun zamandan sonra bir de güzel bir bilim zaferi almaya <laughs> başlayacağım sanırım. Ne diyeceğimi bilemedim. Selamlar, hoş geldiniz. Aa, delirdim ya dün. Dün üzdü bizi yani. Dün bayağı üzü. Vallahi bakalım artık bir yolunu bulacağız. Hepiniz hoş geldiniz olsa. Ay bugün tabii ki enteresan bir gündü hayatımda farklı bir sayfa açıldı arkadaşlar. Onun da tabii ki heyecanı ve mutluluğu var bir yandan. Hani onu da söylemem lazım. Bilgi Üniversitesi'nde dijital oyun tasarımında ilk dersim verdim bugün. Çok konuştum, çok geveledim. Oyun sektörünün karanlık dünyalarını anlattım. Ama en azından ilk dersi böyle geçirelim. Ondan sonra da aydınlık, daha güzel şeyler yapmak için yolumuz böyle açık olsun değil mi arka tarafta? <laughs> Yaptıklarını alıcıya <çeşeceklerini>, giriş yapıp <laughs> devam ettireceğiz diye gitmek güzel giriş cümlesi. Tabii ki Nimo tam olarak yaptığım şey bu yani. <laughs> Aynen. Ondan sonra ee, Neyse bakalım öyle başladık bir, bir noktada. Bugün de planda İskoçya var. Dün İskoçya bizi dövdü arkadaşlar biliyorsunuz. İskoçya bizi dövdüğü için dün. Ee, dedim ki yani İskoçya ile bizi dövelim o zaman. Niye hep dayak yiyoruz? Bir de yani 1'e 5 oynamaktan sıkılıp 1'e 7'ye çektim. Date'i karşımdaki rakip seviyesine. Yani komşularımız iyi gelirse, komşularımız iyi gelirse böyle barışçıl, güzel böyle bir yolculuğa çıkarsak neden olmasın ki ya? Neden olmasın yani? Ben ben bu işi yapabileceğimize inanıyorum. Gerçekten bunu yapabileceğimize inanıyorum. Aa, sanırım herkes toparlandı buralarda galiba değil mi? Yavaş yavaş. Ondan sonra biz de şey yapalım. Enteresan bir medeniyet İskoç. Yani aslında böyle kültüre çok yakın Ondan sonra bilime inanılmaz yakın. İnanılmaz üretim kapasitesi falan var. Baya çok saçma yani. Baya saçmaydı yani. Yani dünkü maçta gerçekten oynadığımız maçta yani Kore nasıl bu kadar geride kaldı hiç bilmiyorum ama göreceğiz yani. Hadi evet, görürüz. Ee, hoş geldin. o ee, oh, üstü işte burada. Likanus burada. Selamlar. Perfect player man. Çok iyi. Harika. Hepiniz hoş geldiniz. Burhan Mesela Uğur burada. Seni hep burada yukarıda gördüm. Gastrochef oh, tamamdır ya. Ahali ahali toplandıysa şey yapabilirsin. Bugün, bugünkü konumuz arkadaşlar. Bugün konumuz İskoçya. Yani elimize kılıcımızı çekip... Neredeyim küçük kılıcım? Şimdi büyük kılıcı oradan çıkartamıyorum O dertli bir yerde. Büyük kılıç orada kalsın. En azından William Wallace gibi kılıcımızı çekip... Freedom! Değil mi? Böyle hatta şey hatırlıyorum. İlk böyle Türk dublajını hatırlıyorum biz. <laughs> Braveheart'ın. E, <laughs> William Wallace'ın hikayesi Şey muhabbeti vardı. E, <laughs> tam Türkçe, Türkçe şeyini böyle dublajı şöyleydi. Özgürlüğümüzü elimizden alamazlar. <gülüyor> <gülüyor> özgürlük. <laughs> Bağırıyordu. tam olarak böyle yapacağız. Bilim. <laughs> Ulan bilim. <laughs> Uçacağız gökyüzüne diye gideceğiz orada. <laughs> Bakalım görelim ne, ne, nerelere bağlayacağız göreceğiz. Okey. Ee, tabii ki başlamadan önce bir hemen İskoçya'yı da anlatmak lazım. Daha önce oynamamış arkadaşlar için. Ee... <laughs> Robert the Bruce biliyorsunuz William Wallace'a... Ee... Falkirk Savaşı'nda ihanet etmiş bir e, İngiltere, Kuzey İngiltere soylusu aslında. Ama sonra pişmanlığından falan böyle çok acı çektiğinden falan bahsedilir. Böyle yürekleri parçalamış falan. O yüzden de barışçıl bir persona yapmışlar yani. Ondan sonra böyle bir şey tatlış bir abimiz Robert de Bruce. Böyle ton ton sakallı falan böyle. Yani cüce olsa olurmuş ama değilmiş yani. Neyse e, ilk özelliği Bannockburn diye bir özelliği var arkadaşlar. Bannockburn. Bu Bannock... <laughs> <laughs> Şöyle e, Liberation Savaşı açabiliyor. Defensive Taktik sivini öğrendikten sonra bir yeri özgür kılabilmek için kendi kendine gaza gelip hayır ben buraya özgür kılacağım deyip savaş açabiliyor ve herhangi bir penaltı yemiyor biliyorsunuz. Daha az böyle savaş penal penaltı, yiyor. Ve bu savaşı açtığında %100 üretim bonusu ve artı 2 e, yürüme bonusu alıyor ilk 10 tur. Yani böyle bayağı ben seni özgür kılacağım deyip savaş açıp üretim bonusu. Sana sana da özgürlük deyip sana da böyle şey. Hayvan gibi bir üretim oluyor orada. Bayağı enteresan bir medeniyet. Ondan sonra genel olarak İskoçya'nın özelliklerine baktığımızda Scottish Enlightenment diye bir özelliği var. Ee, şey bu İskoç aydınlanması. Yani bu diğer medeniyetlerden farklı bir aydınlanma arkadaşlar. Yani böyle hani şey değil. Ne ee, derler? Yahu biz çok iyi bilim yapıyoruz aydınlanması değil. Şöyle mutlu şehirler fazladan %5 bilim alır diyor ve fazla %5 üretim alır diyor. Hey hey. <laughs> Pirate Park teşekkürler desteğin için çok sağ ol. Gel, defteri. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Primer'imize katıldım. Ee, şöyle, ne diyorduk? Karıştı ortalık. Ee, Mutlu Şehirler fazla %5 üretim, %5 bilim üretiyor. Ee, Mutlu Şehirler artı bir bilim adamı üretiyor. Artı bir mühendis üretiyor ondan sonra. E, eksatik dediğimiz, yani bütün... E, lüks kaynaklarına sahip olduğu senaryoda yani şehirlerin artık böyle çılgın attığı mutluluktan böyle çıldırdığı, insanların böyle zevkten üstünü başını yırtıp sokaklarda dans etmeye başladığı ana geldiğinde orada, orada da %10 daha fazla bilim ve %10 daha fazla üretim kazanıyor. Bayağı iyi. Bayağı bayağı güzel yani. Ee, onun dışında tabii ki Highlander ünitesi var. Highlander dediğiniz İskoçyalı. İzlemediyseniz bayağı enteresan filmdir bu arada. Tavsiye ederim. Eee... Christopher Lambert oynar. Bayağı eski filmdir ama güzel de bir fantastik böyle bir farklı bir farklı bir kafadadır film. Ee, i̇şte İskoçya özel endüstriyel era e, ünitesi böyle Ranger'ı değiştiriyor. Ee, çok iyi bir etrafı gezme ünitesi falan vesaire ama yani tepelerde ve şey işte ormanlarda bayağı iyi şey yapıyor. Ondan sonra e, bir diğer konu tabii ki golf Sağları, İskoçya'nın tatlış vadilerinde, büyük yaylalarındaki golf sahaları inanılmaz böyle bir kültürel bir replacement. Sadece İskoçya yapabildiği bir bina bu. Artı iki mutluluk getiriyor. İki altın bir kültür eğer şehir merkezine yakınsa bu arada. Bunun dışında bir eğlence merkezine yakınsa artı bir kültür daha getiriyor. Bunun dışında turizm fazladan insanlarımıza yuva, ve e, teknoloji ilerledikçe de bunları arttırıyor. E, çöllere, çöllü tepelere kuramıyorsun. Her şehre bir tane golf sahası kurabiliyorsun. Ve e, golf sahalarının olduğu tile'lar başka şehirlerle ticaret edilemiyor. Diye böyle özelliklerini söylememiz gerekiyor. E, Valla İskoç'u bildiğin halkını mutlu tutabilirsen çılgın bilim attığım bir şey yani. hani Bayağı saçma. Yani mesela daha fazla resourcelu bir şey gerekiyor bize bu oyunda gerçekten yani İskoçya için daha doğru olacak şey ee, daha yeni bir dünya daha fazla tepelik ve volkanlar çünkü bilim merkezlerimizin yakınlık bonuslarını falan kullanmamız lazım Bunların hepsi bir araya geldiğinde çok ciddi bir avantaj elde ediyor bir tek Secret Society modunu açacağım yani diğer bu Secret Society'lerden e, böyle güzel ekonomik boost olan böyle Ooz of Minerva falan gelirse yani çılgın atmam gerekiyor mantıken e, geçen seferki oyun gibi eğer ki gene iyi bir coğrafyaya denk gelip 10 taneye yakın şehir kurabilirsek büyük bir ihtimalle bilimde bilimde delireceğiz ya. Ama unutmayın 10 şehir beraberinde 10 problem yani. Hani daha fazla lüks kaynağına ihtiyacımız var. Bol resource'lu, bol şeyle starting position pardon dengeli şöyle bir setup'la bence baş... a yok Dexter yok dünkü oyun win olmadı abi. İskoçya içimizden geçti. En son 800 bilim falan basıyordu. Bayağı saçmaladı yani, süper saçmaladı. Ee, Durmuş, selamlar, hoş geldin. Hello, Deniz, selamlar, hoş geldin. Dün İskoçya'nın bize yaptığını... ...geçmişte William Wallace'a yaptığını... ...biz de başkalarına yapmaya gidiyoruz. Özgürlüğümüzü elimizden alamazlar! <gülüyor> <gülüyor> Özgürlük ve bilim. Yarınlarda, yarınlarda seni sevmek var. Delirdim bugün arkadaşlar. Gerçekten delirdim sanırım. Selamlar Vox, hoş geldin. Okey, fazla bekleme yapmayalım başlayalım. Eee dün tahminen gerçekten modlardan dolayı öyle oldu. Yani oy, oyun bozuldu resmen ve çıldırdı. Ben de şey yapacağım yani. En basit mi? Yo 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 yo. Dayak dayak. Dayak seviyesinde oynuyoruz arkadaşlar dayak. Evet saç, saçlar gitti siyasi Vallahi yapacak bir şey yok. Dünkü dünkü o arka taraftaki açık olan Better Balanced Game bayağı bozdu yani. Oylama yapalım mı yine? Neyin oylaması? Oylamam oylama yok. Burada faşist İskoçya var. <laughs> <laughs> Demokratik İsveçli oynadığım zaman oylama yapacağım. Yaparız tabii ki yaparız. Bir şey yapalım. Bir müzik yap diye bir all, all random maçı yap koyalım. Oradan şey yapalım. Ya Hüsnü, yani böyle bir şey olman gerekmiyor. Böyle bir beklentin lütfen olmasın yani. Sağ olun, derdiniz eski de çok değerli tabii ki ama benden daha çok ihtiyacınız olan bir şey yapmak zorunda hissetmeyin lütfen kendinizi. Sizin burada olmanız, güzel sohbetiniz yeterli benim için. Tekrar sağ olun. Hello Melody, hoş geldiniz. Aynen, benim Highlander'larla drink... Neden gitti saçlar? Arkadaşlar berberim dedi ki abi de saçlarına çok bakamıyorsun galiba dedi. Dedim evet bakamıyorum. Ondan sonra dedim ben havaalanı açılmak üzere tepeler artık yol bulduk. Yani şey kuş yuvasından şeye döndük. Ne kadar bildiğin otopark açık uçak pistine döndü ne yapacağız falan. Dedim ki doktor bunun şeyi kaç yani kaç yıl tutarım ben bunu kafamda dedim. Dedi ki en az 5 yıl tutarsın dedi. Peki dedim bunu 7 yıl tutmak için ne yapmam lazım dedim. Saçlarını kesmen lazım dedi. O yüzden ben de saçlarımı kestim dedi. <laughs> Aynen freedom selamlar hoş geldiniz. Ya gidiyor şey yani saçları kesince gençleşiyorum arkadaşlar. Sakalı da kesince biraz daha gençleşiyorum. 25'e kadar 23'e kadar düşebiliyorum kendimi. Bütün, <laughs> bütün tüylü feature'larımı kaldırdığım zaman bayağı gençleşiyorum yani. Bakım lösyonu falan vitamin artık ne yapayım abi kafama sürmediğim <laughs> Ay dur nereye geldim? Anam dur bir şeyler oluyor. Çok yağmur ormanı. Çok fazla kesilecek alan. Tam bildiğin İskoçya'nın starting biyomuna geldik resmen ya. Şurada çöller var. Arılar marılar gelmiş. Ama dağ yok ya. Dağsızlık çok büyük sıkıntı. dağsızlık büyük sıkıntı ya. Ama yani çılgın, çılgın resource varmış gerçekten. Hayır, tabii ki. Tabii kısaltmak lazım ya. Kısaltmak lazım. <laughs> Bu arada kafam kafatasım güzeldir arkadaşlar. Kafatasım güzeldir o yüzden kellik de yakışır bana. Okey yani şu an bana gösterdiği yer çok büyük bir production'dan vazgeçeceğim buraya kurularak ama mecburum yani. Umuyorum buradaki volkan patlayıp benim asabımı bozmayacak ya. Emrah çok teşekkürler de senin için. Çok sağ ol. Hey bir tane daha yeni Prime abonemiz var. Bunu da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 23. Aa şimdi iki tane kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Çarpı 2. 22. Bunda 23 mi oldu? Demin işaretlemedim mi acaba? Hatırlamıyorum ya. Bakacağız. Ee, selamlar Baldur's Gate sarmadım bu hafta hep onu oynarım için. Yo sardı tabii ki bir iki tane update geldi. Update demedim. Onlara bakacağım öyle gireceğim onlara. Eee Revenge of Qubit, Okay. Sonra selam geçmiş videoları izlemek için gerekli abone kaldırabilir misin? Gündüz müsait olduğumuz zaman izleyebiliyorduk. Ee, geçmiş yayınların ağırlıklı olarak onları YouTube'da bulabilirsiniz arkadaşlar. YouTube'a koyuyorum. Eee oradan izlemenizi şey yapabilirim. Ya şöyle çocuk oyuncu anla dönüyor böyle aç kapa aç kapa. Çünkü YouTube'a koyma potansiyelim olan herhangi bir şeyi eee şeyde açmak istemiyorum. Bu açmak istemiyorum. Asıl sebebi o. Oradan şey yapabiliriz. Ya ee, Yağmur iyi bilim veriyor. Tabi canım iş yapar. Yapmaz mı? Yani hemen bir yerlere kuracağız. Hey, hey Yunus selamlar. Hoş geldin. Okey buradaki yani yapmak hiç yapmak istemediğim şeyi yapacağım gerçekten ya. Tamamdır Faruk çok sağ ol. Cracknor selamlar. Şimdi hiç yapmak istemediğim şey hem Volkan'ın yanına yerleşmek istemiyorum hem buradaki ormanı da kesmek istemiyorum. Ama mecburiyetler. Mecburiyettenler. İskoç baba hadi. Bakalım Mutlu İskoçya'nın ürettiği tur başına şu an 3 bilim üretiyor. Daha, daha dur oyunun başındayız be kardeşim. İnanılmaz yani. Yok yok yok. Wo, wo, wo bırakmadım tabii ki arkadaşlar. Shadow, Shadowlands gelmedi ki gelmemeye karar verdi. Ben arka tarafta oynuyorum şu an. Battle for eksik kalan işlerimi tamamlıyorum. Onları tamamlıyorum arka tarafta. Yoksa World of Warcraft devamcı takım tam gaz devam ediyor. Okey abi ilk şeyimi aldım. Void Singer'lar geldi. Void Singer'ı kullanacak mıyım? Hmm. Tabii ki hayır. O yüzden Magnus'umu alıp gene bol bol şehir kurmayı hedefliyorum. Normal ormanları keserek. Yağmur ormanlarını koruyacağız. Normal ormanları keseceğiz. Bu taraf boşluk alanımız var. Güzel. Yani bir şehir bu tarafa gider. Bir şehir yukarı gider. Bakalım neler gelecek başımıza da. Şimdi erken şu kültür bonusunu almaya çalışsam mı acaba ya? Ya da bir builderla bu işe girsem mi? Neyse bu iyi oldu. İyi oldu. Rakibinin nerede olduğunu bil. Ona göre hareket. Harika. Şehrimin kenarında nüfus jortlaması... Şey, volkan jortlaması yaşandı. Yani bunun olacağı belliydi. Ama neyse ki bir mega patlama olmadı bir valimiz daha geldi. Oğuz Minerva. İşte bu. İstediğim istediğim şey geldi. Ara ara topluluk geldi. Oğuz of Minerva çok kritik arkadaşlar. Çünkü Oğuz of Minerva bize yönetim kartlarında fazladan bir slot veriyor. Ve bu çok kuvvetli. Artı Levente'yi bulduk. Güzel. Ve bir tane de Babil'imiz var. Babil ne yapıyor? Ekstra bilim getiriyor sanat eserlerinden, reliklerden ve artefaktlardan. Şimdi bilime gitmeye karar vermiş bir medeniyet olarak ekstra bilim gelen bir pozisyon düştüğümüzde no şu an şu çağda artı dört bilim üretiyoruz ya. Çok iyi değil mi? Çok iyi yani, fazla iyi yani. Gözetleme kulesi diye bir şey bir ünite yok arkadaşlar bu oyunda. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ya bu warrior kesin yalan oldu bu arada. Yani böyle olacağı belliydi. Buranın defensive bonus kaç? 3. Buranın defensive bonus kaç? 3. Bu arada bu, bu scout benim şehrimi görmedi. Bu, 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 adamlar bana gelmeyecek herhalde. O yüzden birazcık rahat davrandım orada. Şimdi buradaki bir dostumuzu bulalım. Mátyás vagyok. Én vagyok Magyarországnak királya. El... Güzel abi. Hemen hemen buluştuk. Hemen buluştuk Matiasçığımızla. Kendisi kavgacı bir personelitesi var biliyorsunuz arkadaşlar. Aramızı iyi tutalım. Barış iyidir yani. Sura. Tatsız. Shadowlands tahminen eee Aralık ayının başında gelir arkadaşlar ya benim öngörüm o. Hay Amanitor geldi gene ya. Vay arkadaş bu niye mütemadiyen Amanitor var yani bu. Neredeyse YouTube'daki bütün videolarımızda var galiba bu abla değil mi? Tombul teyze. Okey abi sorun değil gelsin yani ben gelmesini demiyorum tabii ki o ayrı bir konu ama Şu artı bir production ve artı bir Owls of Minerva'nın fazladan Slotu muhteşem bir şey bu arada gel delegasyonu da kabul edeyim senin Abi biz dostuz Amanitorla birbirinizi yiyin Ha bu sefer benim şehrimi gerçekten gördü bu arada Ve gidecek getirecek buradaki adamları rezalet Craftsman bonusunu da alalım. Olabildiğince hızlı ilerlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Şuradan bir de... Kimi alacağız? Madencilik çok daha kritik bir başlangıç benim için. Tombul teyze. <laughs> astrolojiye boost da kaptık. Çok iyi. Abi adamlar full din gidecekler ya. Bak şimdi. Matias'cığım arada benim. Hemen hemen bir dikleri friendship. Abi erken oyun dostluğu çok kritik. Daha hiçbir şey yapmıyorum ve 5 bilim üretiyorum. Bu, bu, tamamen erken oyun dostluğuyla alakası olan bir şey arkadaşlar. Hmm. Daha fazla bilim adamı puanı mı elde etsem bu sefer ama Yağmur ormanları ile ilgili bir şeyimiz var mıydı? Yoktu. Şimdi bol bol resource'um var. Yani çok dağsız bir yere denk geldim. Şu açtık dağlara doğru şehir büyüteceğim resmen ya. Sırf böyle ekstra böyle şey bonus alabilsin diye. Bilim bonus alabilsin diye şehirler. Hmm. Plantation'lardan artı bir kültür çıkartıyorum. 1, 2, 3. Ya da Fertility Rights arkadaşlar. Şehirler büyüsün. Şehirler büyüsün ki biz de ilerleyebilirim. <laughs> Vay zıbraş bu Peter'cim hoş geldin ya. Vay arkadaş inanılmaz. Wander'ları sadece görmek e, şöyle bir etkisi var sadece. Natural Wander'ı bulup astrolojiye boost alabiliyorsun. Onun dışında herhangi bir faydası yok. Bu arada bu çok iyiymiş ya. Şu var ya. Şurada olsa. Şurası daha olsa. Şuraya bir tane kampüs. Çıldırın. Abim setlerim metlerim her şeyim var. Tek problemim eee barbar saldırısı olacak ve beni kanser açık bu oyuna. Şuradaki tribe'ı yok edemedim çünkü. Ve etrafını istediğim gibi açamadım. Kötü, aslında kötü bir start yaptım. Buradan bunu söyleyebiliriz. Okçulu AK'a gidelim bari de. Bundan sonra ilerlerim. Granary kritikte. de. Ee, almamız. Şimdi buradaki bu artı bir artı bir oluyor. Distrikleri yan yana dizerek bunun bonusunu arttırabilirim aslında. Şu iki yağmur romanı kesinlikle kesmememiz gerekiyor. Bu iki yağmur romanı kesersek buradaki artı iki bonus kullanamam. Yani artı bir bonus için bir iki üç Buradan bir geliyor buna. Bu iki yağmur romanından da buraya bir geliyor. Buradaki üç yağmur... Öyle bir şey gelmiş ki. Yapı gelmiş ki. Gerçekten tahminimizden çok daha dertli. Şu iki yağmur romanı kesmediğim senaryoyu yapar mıyım diye düşünüyorum da. En azından diğer distriklerle birleştirip belki iyi bir yere getirebilirim. Bir yandan. Şuradaki tepeliye kuralım. Aslında çok doğru bir tercih değil ama. Yapacak bir şey yok. Bir şey yapacağız. Daha şimdiden bir tane friend'imizin olması çok iyi bu arada. Yani bize ekstra mutluluk getirecek. Abi Archer güzel de şu irrigation aslında alabilirim ya. Eee... şu şuralardan ekstra lüks kaynaklarını işlemek birazcık kritik. Purchase Slinger çıkartabiliyor muyum? Çıkartabiliyorum. Güzel bunu da çıkartalım. Hatta Archer Boost'u mu geliyor? Height? <laughs> Ayağıma Archer Boost'u geldi ya. İnanılmaz ya. <laughs> Çok iyi. Okey abi. Bana ekstra vali puanı vereceğin şey daha henüz açık değil. O zaman şöyle devam edeceğiz. Bir district district'te bitireceğiz bu sırada. Oxford'u kesinlikle düşünmek lazım. Ya science ignore falan etmiyorum. Burası güzel abi. Buraya Oxford, Moxford her bir zort yapılabiliyor buraya arkadaşlar. Yani bu bu kampüsün yeri noise. Bu kampüsün yeri noise gerçekten. Ama 30. turdayım. Hala düzgün bir yerleşkiye sahip değilim. O beni çıldırtıyor yani. Yaşasın. Irrigation da yaptığımıza göre. Artık şuradaki nalet tütünü kendimize koyalım. Halkımız mutluluktan çıldırsın. Pofur pofur. Biliyorsunuz ki arkadaşlar halkım mutsuz şu an. Yani daha da mutlu olması lazım. Daha çok lüks kaynağına ihtiyacım var. Deli gibi lüks kaynağına ihtiyacım var hatta. Bu yağmur romanları şimdi kalacak. Ee, bir. Artı Settler'da de basmam lazım bir yandan. Şu. Hmm. Şöyle yapalım. Tüccar. Şunlarla gidip bir era kasmaya çalışalım. Slinger'ı sal şimdilik. Sen bize bir setler ver de ne olur ne olmaz. İkinci şehri kurmazsak çok zor olacak. Forces... Evet Settler gecikti. Ama problem değil. Settler'ın gecikmesi problem değil arkadaşlar. Onu, onu bir şekilde kompanse ederiz. Aha. Acayip acayip şeyler var buralarda. Bir vali puan da alabilir miyim lütfen ya? Yes. Aşağıdaki dağlar. Aşağıdaki dağlarda kimler var? Kimler var? Kimler var? Kimler var? Oh no. Hmm. Şöyle bir yere yerleşsem. Bir tane de şehir şuraya kursam. Şuradaki ekstra bonusları alabilmek için. Arkadaş ne koydum be? Karanlık çağları iyidir. Bak aşağıdan da bir baskı geliyor. O yüzden bu şehri buraya kurmam daha mantıklı. Çünkü burada Rusya aşağıda. Rusya'nın üzerine doğru şehir kurduğumuzda mutsuz olacak. Birimimizi şöyle koyalım. Şu Rusya ile aramızı iyi, iyi, iyi geçirmemiz gerekiyor ya. Yani. Bunlar neymiş dertleri? Genel olarak mutlular, seviyorlar bizim. Tamam, sen hemen bir tüccar çıkart bana. Şu Rusya ile olan bağımızı bir kuvvetlendirelim o arada. Biraz böyle hızlı hızlı şehir kurmaya çalışıyorum ama yok Rusya aşağıda. O yüzden benim ona üstte kurulacak yer bırakmak istemiyor olmam asıl olay şu an. Baya kritik bir şekilde. O yüzden üzerine doğru gidiyorum özellikle. Çünkü Rusya'nın her kurduğu şehir arkadaşlar beraberinde inanılmaz bir büyümeyle kuruluyor. Ve o büyümenin size doğru olmasını istemezsiniz. Yani o yüzden bayağı bildiğin Rusya'nın üzerine doğru kurulacağım. Ve sonra aramızı iyi tutmaya çalışacağım bir şekilde. Şu an herhangi bir pozisyonum yok bununla ilgili ama. Aa, bakar mısın yani şu an ürettikleri bilime ıvır zıvıra. Ayıp ya. Tabii şuradan bir akuadak çekerek burayı burayı river saymıyordu değil mi? Burayı river saymıyor. ama şehri buraya kurmam lazım. Bir tane de şu araya kuracağım. Aa! İstemediğim yere şehir kurmak zorunda kalıyorum ya. Atları kesemiyorduk, kaldıramıyorduk, değil mi? Luxury. 50. turda 3. şehrimize çıktık. Okey abi Rusya 205 militerisiyle sebepsiz yere bize artık yapmaya devam ediyor ama Bakalım yukarıdaki şu barbar tribe'ından kurtulabilecek miyiz? 8 turda currency ekonomimizde şey yapalım Ne olamaz mı olur yahu ne oluyor Hello aydınlar selamlar Tüvin Koyuk selamlar hoşgeldiniz oh, ne o Abi şu scout var ya bizi mahvediyor ya Şu iki yağmur romanı hiç dokunmamam lazım. Buradaki artı iki altından vazgeçebilirim. Gerçi. O da bir opsiyon. Ki buraya artı bir major yakınlık bonusu versin. nüfusu hayvan gibi yayılmış. Büyük ihtimal reset atacağız herhalde bu oyunu ya. Abi şu, şu coğrafya bize gelmiyor ki. Baksana daha yok bir şey yok başladığımız yerde Ayıp ama yani. Yani medeniyetlerin bir kısmını tanıyoruz, bir kısmını tanıyamıyoruz resmen. Bunlar Rusya ile arası nasıl? hadi ee, hadi hadi hadi. O Rusya ile friend bunlar. Okey bunlarla friend kalmaya devam etmem gerekiyor demektir bu. bitir setler yapmaya başla. 57. turda 3 tane şehir. Çok mutlu edici değil. Ama bu abiler niye bizim kapımıza dayandı? Peter kesin bir yerde bize totoşluk yapacak ya. Kültürüm ve bilimim az olduğu için Peter Başkan sinirlenmiş. Yapıyoruz işte kardeşim. Evet. Aha Eleanor. Bir de Kültür Abla ile uğraşacağız. Kütahya selamlar. Hoş geldin. Daha önce bu hiç oynamadım. Ve 6'ya bilgisayar kaldırmıyor. 4 ve 5 arasında çok fark mı var mı boyunda? oyunda? Ee, Cankut evet. Her oyun birbirinden çok 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 farklı hatta öyle söyleyeyim. Her biri ayrı bir oyun olarak değerlendirebilirsin. Aha. Bakar mısın? Dedi ki isyan dedi ya. Şehir isyan dedi daha dur. Bu demedi ama bu diyor yani. 16 turdan 24 tura çıktı. Hadi bakalım. Abi İskoçyanış, ah, ah, işte bunları istiyordum. Abi 73 bilim falan siz ne yapıyorsunuz ya bu oyunda bo bu oyun bozulmuş galiba arkadaşlar ben size söyleyeyim ya. Yani, yani biz ya. Bizden daha mutlu olamaz. Kıyadan selamlar hoş geldin. Yok canım. Bu kadar değil. Daha bir tane dostumuz olduğuna bakmayın arkadaşlar. 14 bilim de iyidir. Sadece 5 teknoloji gerideyim. O yüzden çok çok da şey etmemek lazım yani. Şu barbar kampını bir temizleyelim. Bak neler yapacağız. Şu Rusya'nın başkentiyle şey yapamıyorum ya. şunu bir sınır, sınır açmaca yapabiliyor muyuz acaba senle? <laughs> ya üçüncü city state'i bulamadık. Tüccara basamıyoruz. Babi nasıl bahçeleri kaçtı? Falanlar filanlar. Haydi bakalım. Şurada bir, bir, numaralar çevireceğiz ama. Abi şu yukarıdaki barbara gidemiyorum ya. <laughs> Baya bildiğin gidemiyorum yani. Buradaki distriklere böyle yan yana kurarak artı bir bonus sağlayabilir miyim acaba? Her iki distrik bir bonus verecekmiş gibi düşünüp Bakın Rusya ne zaman bize saldırmaya karar verecek? Gerçi hala sebepler belli değil. Valiler, valiler. Valiler, valiler, valiler. Tekerlek. Yani 5 teknoloji geride olabilirim. Rusya'nın Swordsman'ı oradaki barbarlarla uğraştım. Ben mi uğraşacağım onunla ya? Ya sorun şu. Da yeterince dağlık Aa yukarıda kim geliyor? Eleanor geliyor. Ha <laughs> Ben de diyorum buradaki kültür düşmesi neden oluyor acı yap. Olur tabi. Sıkıştık arkadaşlar. Sevolet. barbarlar bir de bilim kasıyor benim üstümden. Bakalım muhteşem abi. inanılmaz ya. Şu zorluk var ya inanılmaz yani. Valla dayansınlar. Davay davay desinler. Ha hay ha hay deriz geçeriz. Ne yapalım yani. Aa. Eleanor bir de vampirlere girmiş. Vampir tarikatına iyi olmuş. çıkam çıkamıyoruz ya. Çok geçe kaldık. 71. tur. Zaten oyunun bitmesine 230 tur kaldı. 12 birim. Rakiplerim şu an 6 katın bilim üretiyorlar. 6 katın bilim üretmeye rağmen benim kadar teknolojileri yok yalnız. Bu da enteresan yani. Hani ben daha ileride olmalı bekliyorum ama 6 fark çok iyi bu arada. Yani iki tane daha şey ürettiğimde, ee, siz söyleyeyim. Kampüs bölgesi ıvır zıvır artı bunların yakınlık bonuslarını falan aldığımda. Yani utanmasak dört şehirle çevireceğiz olayı yani. Ama yukarı hiçbir yere şehir kuramıyoruz. Ne yapalım şuraya gidip kurulalım bari de Petra şehri yapalım şurayı. daha çok lüks kaynağına ihtiyacım var. İki çağ üst üste karanlık çağda kalmak da büyük başarı bu arada. başka şeyler yapacaktım ama olsun şimdi lüks kaynakları ve mutluluk 15 bin. gel canım ama başkalarının ordularıyla gelme geleceksen kendin gel bebişim geleceksen kendin gel Şimdi bu şehri buraya kurarsam, bir bu petra oturtursam, bu şehir bayağı klas bir şehre dönüşür bütün bu tayyallarla birlikte. Harbor, campus gibi de kurulabiliriz. Buradaki işlevsiz tile'ı aslında değerlendirelim. Yukarı bana bir şehir daha kurma fırsatı versin. Food focus. Arkadaşım yalnız askerlerin senin askerlerin değil. Ayıp oluyor. Çok ayıp oluyor. Daha çok lüks kaynağına ihtiyacım var. Daha çok lüks kaynağına ihtiyacım var. Dünkü açık olan mod kapalı kapalı evet arkadaşlar kapalı. Yani o adam düşmez oradan kolay kolay. Rusya buna karşı, buna karşı, buna karşı. Çok iyi, çok iyi. Ama ben onun dışında senden bunları da isterim. Yani benim halkım mutluyken daha çok bilim üretiyor. Aa, 20 bilime mi çıktık bir anda? Yoksa bu İskoçya'nın bir anlamı olmalı mı? Hop, el tari oldu bu. Okey abicim. Ee, biliyorsunuz ki biz lüks kaynaklarıyla yaşayan bir topluluğuz. Dört şehir de yeter bize. Bize dört şehir de yeter. Politics is the art of artı iki gold artı ya. Bu arada başkentin duvarı da bitti. Yalnız ben bu Eleanor'a Eleanor'a saldırırım arkadaş. Eleanor'a net saldırırım. Şu ayrını alalım. Eleanor'un hiçbir şey yok. 20 bilim. Halkımız mutluluktan çıldırıyor muydu? Burası 39'dur. Kültür kaybediyor. Biraz da onu da kurtaracağımıza inanıyorum ben. Rusya üniversite falan koymaya başladı bu arada yani. Rusya oraya geldi bu arada. Bak aradaki fark nasıl açılıyor. Eleanor'un bütün puanı gene katapultlarda. Çıldırmamak elde değil gerçekten ya. Şuradaki distriklerle burayı belki toparlarız ya. Ve evet, Rusya'nın öyle potansiyel hareketleri var arkadaşlar. Onlarda problem yok. Asıl soru Make deal Eleanor ne istiyorsun? Tur başına 5 gold mu istiyorsun? Veririz kardeşim Sen şuradan soldan soldan Eleanor'a doğru bir yardır bakalım Gör bakalım neler ediyoruz Eleanor'cuğum sana Geri teknoloji geride olmak da sıkıntı be abi. Babil'i artık kendimize yavaştan bağlayacağız. 20 sayısı çıktık şu an. Çok ya piramitleri yapıyor orada. Yani şöyle sen biraz daha production verelim. Şimdi Pingala ile yer değiştireceğiz bunu. Abi Eleanor'un sadece 3 tane katapultu var bu arada. Başka hiçbir şey yok. Barış mı? No. Not now, not ever. Hiçbir zaman. 147 askeri kaldı. Bir tane şey 60 puan götürdü bu arada. Machinery, crossbowman. Üç tane okçum da yok ama olsaymış güzel olurmuş. O yukarı bana bir free şehir daha mı? Yarın ablacım yapıyoruz distrikleri ya Allah Allah. Deli etme beni. şu builder çıksın, iron birikmeye başlasın. Şöyle bir şehir kurabilecekmişim de işte imkanımız yetişemedik ya. Şuraları kurtaramadık. Eleanor'la savaşmaktan başka bir çaremiz yoktur arkadaşlar. Bu bize Çağlar boyu geri getirecek olsa da. Üzgünüm ama bunu yapmak zorundayım. Selamlar. Ayva hoş geldin. Artık savaş vakti dostlar. Barışmayacağım. Ya şu iki okçu şu katapultları bitiremedim, eritemedim. İnanılmaz ya, inanılmaz yani. Ben şu matematik hesaplaması gerçekten bu birazcık yanlış çalışıyor. Bana bir okçuya mal oluyor. Upgrade etti. Şimdi daha çok vuracak demek bu. Commercial hub'ımıza başlıyoruz. Demiri işlemeye başlıyoruz. Atlılar çıkıyor. Tek tek gideceğiz ve şehirlerini alacağız. Başka şansımız yok. Katapultları Saltun'a. Rusya arada 123 bilime falan çıktı. Hani hatırlatma olsun. Şu şuraya alarak başlayacağım sanırım, şehrin düşürerek. Oligarşiye geçip artı askeri bonus alabilirim. Bir de aslında atlı üniteleri daha hızlı üretirsem şu oyunda daha büyük avantaj elde edeceğim kesin. Ee, bir de Setter yerine yani artı bir production. Başka şansımız yok arkadaşlar ya, bu yani mecburuz. Eleanor'un kafasını kırmak zorundayız ya. Alt tarafı iki tane atlı çıkar. 263 asker nereden çıkardın sen ya? Yani bütün şehirlerden aynı anda adam bastı değil mi bu? Namussuz. Aa, Eleanor, Fransa'da Eleanor var. Bir de İngiltere'li Eleanor var. İngiltere'li ne demekse tereyağı gibi. <laughs> Çok iyi. İngiltere ile Elenor. <laughs> Bu Fransızlı olanı. Şu Petr'i de kavganın içine çekebiliyor muyum ben ya? Savaşmayı sever belki Peter. Make deal. Sen şunları ver bakayım bana. Her şeyini aldım. Bir de çılgın. Oradaki yukarı crossbow'unu kullanmak istiyorum çünkü onu. Eleanor'un 305 şu an. Elimizde at kalmadı. Şuradan tek tek şehirleri ala ala ilerleyebilsem keşke ya. Gerçek para da biriktirsem bir tane crossbow'umla çevirsem bir tanesini falan böyle. Üf, ne güzel olur ya. Ama olmuyor tabii ki. Crossbow'um ya. Bir anda crossbow'um çekecek. O asıl bizi bulacak. Ha, bakar mısın adamın şehri artık kuşatma altında harika çok iyi bu şehir düşer tek tek ya bütün hepsini tek tek alacağız yani başka şansımız yok o atlılar mı atlılar? Da yok. atların çıkacağı belliydi zaten. Of yine gereksiz savaşlarla zaman kaybedeceğimize inanamıyorum. Neyse çok vakit kaybetmeden restart'ımı alsam çok güzel olacak aslında. Sanırım. Bir de 16 vereceğim diyor. Neyse crossbow bunlar geldi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ah ben senin yukarıdan bana böyle şeylik yapacağını bileydim. Yani dört şehirle ve bu kadar az yakınlık bonusuyla bu maçı döndürme ihtimalim yok. Bir saatin sonunda bir startımızı verelim. Hadi bakalım. Biz Koçya toprakları güzel yerlere götürürüz. Hemen gidiyorum arkadaşlar bir yere kaybolmayın. Çok geniş çok genişleyen iki medeniyet geldi gerçekten yani sıkıştık arada bu yani bütün herkes etrafında böyle bir nefes alacak boşluğumuz kalmadı olur böyle arada ya yani. devam edeceğiz hemen geliyorum the dostlar As the stalwart defender of Scotland, you are no stranger to war, yet rarely do you seek to inflict it. If you keep your people happy, you'll inspire them to greatness. Let anyone who takes advantage of your weaker neighbours meet your fearless Highlanders. They can teach the true meaning of freedom. Yes. İskoçya'nın bize yaptığını İskoçya'nın halkı bize etti ya. İnanılmaz ya. Güzelim savaş gitmedi yüzüne. Orada kaybettiğin şey senin altı katın bilim üreten bir Rusya var altında. O yüzden olacak bir şey değildi. <laughs> Allah bu ne? Ay. Buna çiçek başlangıç diyebilir miyiz? Loch görüyor. Loch Ness canavarı da içinde mi acaba? Şurası arkadaşlar şu görmüş olduğunuz ay, yer. 2 artı 4 artı 5 kampüs var orada arkadaşlar. Ay ay ya. <laughs> kampüs kral canım. Kampüs kampüs çiçek. Skal production'ımız birazcık az sadece. Problem değil. Volkan uzakta. Burada bir Petra şehri var. Bu kesin. Matematiğe rush Petra şehri. Deniz kenarı kaynaklar. Oy, burası çok güzelmiş. Okey. Ee, burada da bir kampüs var arkadaşlar. Bir iki. Bir beş kampüs. Şehri de şuraya kuracağım. Bir beş kampüs de burada var. Ya da belki şehri buraya kurarım. Eee buraya harbor, buraya da lim, harbor, commercial, campus. Böyle bağlarız onları. Güzel, o da çalışır. Bu volkan patlayınca bu çöl tayyaları zaten değerli tayyalar olacak. Bir de üzerine ilk buluştuğumuz yer fazladan bilim veren bir tatlı şey oldu. Her improved strategic resource artı %5 bilim de veriyormuş bütün şehirlerime. Güzel soru. Su kaynağı neden kurulmadın? Şöyle. E, şunu sonra jeotermal santral yapıp kömür mömür kullanmadan ekstra production çevirmek istiyorum. Ondan sonra dağ kenarındayım. Eğer ki tatlı suya ihtiyacım olursa buranın üzerinden akuadakt kurup o işi çözebiliyorum hala. Şu barbarlar aşağıdan gelmeden önce ben şuradan da Owls of Minerva'yı falan alabilirsek çok iyi olabilir bu arada. Ee, uh, Slinger, Warrior, Granary, Settler. Şu an için plan bu. Ha bunlar hep Void Singer'ları veriyor değil mi? Lanetler gitsin. Magnus. Buradaki taş orman orman şu üç tanesi ve geyi keserek arkadaşlar baya baya bir settir basacağım planım bu yönde burada da gene bir dağım taşın bayırım var çok iyi şöyle yapalım sen şuraya gel dört tur barbarlara kadar direnebilirsem. Of, of 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 neler diyorsunuz siz ya. Arkadaş biz kağıt kaçırmanın bedeli bu olmamalı yani. Nasıl arkadaşlar? Muhteşem başlangıcıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte burada olmak gerçekten harikaydı. Müthiş bir günün ardından artık. <laughs> Oh no, yukarıdan gelmiş olamazsın, <laughs> hayır ya bu kadar, bu olamaz ama yani, bu... Bu adil değil, bu hiç adil değil. Bu hiç adil değil. Bu hiç adil değil, lütfen ya, lütfen ya, lütfen. Ya bu kadar güzel lokasyon da yani bozmanın hiçbir anlamı yok. Scout'u kurtaralım bari o explore devam etsin. Geldin son perdesi, inanılmaz. <laughs> ya aslında çok böyle güzel kapalı bir lokasyondayım. Tamam, şu spawn edecek şimdi. O bizi çok bulacak yani. Gördüğünüz gibi anında anında çıktı piyasaya yani. 啊哈哈哈。<sighs> bu alınması gereken bir riskti. Bu ölecek. Bunu şu geri çekeceğiz. <laughs> Abi bu çok şanssız ya. Çıkan bütün o kadar şanssız yerlerde çıktılar ki inanılmaz ya. İnanılmaz yani. Ve bu arada bitmeyecek biliyorsunuz değil mi? Yani bu, bu saldırı parkuru hiç bitmeyecek. Çünkü scoutlarını öldüremediğim için böyle saçma sapan şeyler uğraşacağım durmadan. Önce şu yukarıyı halletmem lazım. En, en, hızlısı, en hızlı yapmam gereken şeylerden bir tanesi o. Şu scoutları da durdurmam gerekiyor beraberinde. Buradaki en kritik olan scout'tu. Ay. Nereye ne koyacağımızı biliyoruz da koyamıyoruz işte. Lanetler girsin ya. Oh, Chin Chin Chung Chong. Hoş geldin Chin Chong. Bunu kuvvetle muhtemel biz buraya tak durumdayız yani. Şuradan aa yok gemiyle gelmiş neyse ki. Hayır. Hayır. Of. Restart'ın yolu taştan taştan. Daha fazla uğraşmak istemiyorum. <laughs> Evet yani maalesef scout böyle ileri geri oynayıp ileri geri oynayıp sizin şehir merkezinizi göstere göstere yani gerçekten çok işkence ediyor. Çok tatsız bir durum. Neyse şu İskoçya ile yazalım. E i̇ki tane mağlubiyet. ...yapacak hiçbir şeyim yok. Abi o neydi ya? 20 tane barbarla... ...oyunun başına kaybettiğin süreyi hayal edebiliyor musun yani? Ah Hah! No rare... <laughs> Hakikaten öyle değil mi Deniz? Sen geldiğinde hep kötü. <laughs> Abi çok çok, çok şeyler var, çok bonuslar var yani. Tamam yani, yani yarın becerebilirsem şu difficulty ile ilgili bir tane video hazırlayacağım. Ee, onun üzerine şey yapacağım. En az 50 tur vardı o barbarlarla. Gerçekten vardı yani. Şimdi kim bilir nasıl bir berbatlığın ortasındayım acaba. Her tarafım düşman dolu tahminen şu an. Öyle salak bir yerle başlattı ki benim.